İyi akşamlar değerli arkadaşlar, merhabalar. Evet, dün S-400 füzeleriyle alakalı olarak gündeme gelen sıcak gelişmeler ve bu mevzuyla ilgili başlayan restleşmeler maalesef ki Dolar-TL'de önemli hareketlilikler yaratıyor. Bugün de Dolar-TL'nin oldukça hareketli olduğunu ve yaşanan tablo itibariyle de piyasaların adeta diken üstünde olduğunu, önünü görmekte son derece zorlandığını fark etmiş bulunmaktayız. Sevgili arkadaşlar, dün biliyorsunuz Merkez Bankası'ydı gündemimizin en ana başlığı. Ancak Merkez Bankası konusu neredeyse faiz indirilir mi, indirilmez mi veya Merkez Bankası ne açıklamalar yapar meselesi tamamıyla ötelenmiş, perde arkasında kalmış durumda. Zira dünkü analizimde de sizlere aktardığım gibi Dolar-TL'deki bu ani sıçrayış hiçbir şekilde Merkez Bankası'nın kararıyla alakalı bir durum değil. ABD'den gelen, 3 ayrı kanaldan gelen net ve sert açıklamalar Dolar-TL'deki S-400 konusuyla alakalı olan ateşin fitillenmesine sebebiyet vermiş oldu. Neydi arkadaşlar? Dün ABD'nin en üst düzey ve NATO'nun en üst düzey generallerinden birisinin yaptığı açıklamaya göre Türkiye eğer S-400'leri alırsa F-35 programından çıkarılmalı. Bu F-35'ler teslim edilmemeli şeklinde bir kanaatte bulunmuş olması. Yine ABD'nin çok üst düzey yetkililerinden birisinin yapmış olduğu açıklamalar bazında ekonomik yaptırımların gündeme gelebileceğinin ifade edilmesi. Bütün bunlar Türkiye'nin bu S-400'lerden vazgeçmemesi durumunda ABD tarafından önemli yaptırımlara maruz kalabileceği kuşkularını ve endişelerini yaratmaya başladı. Dün Sayın Çavuşoğlu tarafından bir takım açıklamalar yapılmıştı ama bu açıklamalar çok da yeterli ve zamanında olmadı zannediyorum. Dolar-TL için herhangi bir etkide bulunmadı. Dün gece ise yine Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sert bir söylemi vardı. Zira sizlere ifade etmiştim bu açıklamalar sonrasında eğer karşılıklı bir restleşme söz konusu olursa tansiyon biraz daha yükselebilir diye. Sayın Cumhurbaşkanımız ise net bir şekilde şu ifadelere yer verdi katılmış olduğu bir TV programında. Biz Ruslarla işi bitirdik. Geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık. Biz ortak üretime gireceğiz onlarla. Belki S-400'den sonra S-500'lere de gireceğiz şeklinde bir ifade kullandı ve ardından da biz asla tükürdüğümüzü yalamayız. Türkiye bağımsız bir ülkedir vurgusunda bulundu. Ve bir ifadesi daha vardı ki ABD bir şey satın alacağı zaman bizden izin mi alıyor ki biz de ona danışalım herhangi bir şey alacağımız zaman Türkiye bağımsız bir ülkedir demek suretiyle bu konuda bir anlamda son noktayı koydum. Arkadaşlar görüldüğü gibi Türkiye bu konuda son derece kararlı olduğunu ifade ediyor. ABD ise eğer sen S-400'leri alacak olursan ben de sana yaptırımlar uygulamakta kararlıyım şeklinde bir tavır sergiliyor. Bir yandan ABD'nin göstermiş olduğu bu tavır, diğer yandan ise Rusya'nın bu S-400'lerden vazgeçilmesi durumunda bize ambargo uygulayabilme ihtimalinin gündemde olması bazı uzmanlar tarafından bu dile getirilmekte. Eğer siz Ruslarla bu hususta anlaştığınız halde bir vazgeçme durumuna girerseniz bu kez Rusların uygulayacağı ambargolar gündeme gelecektir demekte ve İdlib konusunda sorunlar çıkabileceği ifade edilmekte. Bir nevi aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık misali, meali doğru ise Türkiye'nin ciddi şekilde ABD ile Rusya arasında bir karar verme, bir tercihte bulunma pozisyonu gündeme gelmiş bulunuyor. Bu gerginlik nasıl bitecek, nasıl bir çözüm üretilecek bilmiyoruz. Her an her şey olabilir. Bu restleşme ne kadar devam edecektir? Ama seçimlerden önce, bu kritik süreç çok önemli, seçimlerden önce ABD'ye karşı bir teslim bayrağı çekilir mi? Evet tamam senin dediğin olsun şeklinde ABD ve diğer NATO ülkelerinin isteği doğrultusunda bir adım atılır mı bilmiyoruz ama bu gerginlik hususunda bir yumuşama olmadıkça veya bir çözüm yolu üretilemedikçe zannediyorum ki son derece ve son derece kırılgan bir görüntü içerisinde olduğunu aylardır sizlere izah ettiğim TL'nin bu konuda önemli sıkıntılar yaşayacağını da net bir şekilde hissediyoruz şu an itibariyle. Değerli arkadaşlar bu ön açıklamalardan sonra hatırlatmalardan sonra notlarıma bir bakmak istiyorum. Eksik kalan bir şey var mı? Ha evet bir de
Şöyle bir endişe piyasada söz konusu olmaya başladı. Piyasa derken askeri ve hususlar itibariyle ABD'nin S-400'lerle alakalı olarak bu konudaki kararlılığımızın devam etmesi durumunda hem F-35 projesinden çıkarılacağımız hem de F-16'lar ve Sikorsky helikopterleriyle ilgili olarak gerek yazılım hususunda gerek yedek parça hususundaki bir takım sorunlar çıkarabileceği, bizlere ciddi sıkıntılar yaratabileceği hususunda bir takım söylemlerde bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı ise bu tavra karşı biz de siparişini vermiş olduğumuz, hatta önemli ölçüde de ödemesini yapmış olduğumuz Boeing uçaklarının alımından vazgeçeriz gerekirse şeklinde böyle bir yaptırım uygulayabileceğinden bahsetti. Yani arkadaşlar, ortada bir restleşme var, herhangi bir yumuşama yok. Bu Cumhurbaşkanı'nın restine karşılık ABD'den henüz çok fazla bir açıklama gelmedi ama özellikle Trump bu konuyla ilgili olarak kendi tweetinden herhangi bir şey yazmadı ama her an her saniye gelebilecek olan sert bir açıklama ekstra bir sıkıntı yaratabilir. Evet sevgili dostlar, dolar TL'nin durumuna geldiğimiz zaman öncelikle bir yurt dışına bakalım isterseniz. Yurt dışında bugünün gündeminde ECB'nin, Avrupa Merkez Bankası'nın bir faiz kararı vardı. Faizleri artırmayacağını ifade etti ama ekonomik durgunluğun ve büyümeyle alakalı olan sorunların devam etmekte olduğunu ve Euro'nun bu anlamda zor günler yaşayabileceğine dair bir takım algılar gündeme geldi. Bu algıların paralelinde ise Euro-Dolar paritesinin Euro aleyhine 1.12'ler seviyesine kadar geri çekildiğini, doların bu anlamda da bir değer kazanımı içerisinde olduğunu fark etmiş bulunmaktayız. Japon yeni karşısında ise doların bir miktar değer kaybettiği ama hala 111.5'lar üzerinde bir seyrin gündemde olduğunu anlayabiliyoruz. Altında ise 1280 desteği test edildi ve şu anda yine 1286-87 civarlarında bir seyir gündemde. Evet arkadaşlar, dün hafta itibariyle bu haftaya başlarken dolarla ilgili olarak yapmış olduğumuz analizde, hafta sonu itibariyle yaptığımız analizde 5.47-89 seviyesine kadar bir yükseliş olabileceğini, 5.36 üzerinde kalınması durumunda önce 5.43-35 ardından da 5.47-89 veya 5.48 diyelim yuvarlak hesapla bu seviyeye kadar bir yükseliş olabileceği ihtimalini dikkate almış bulunuyorduk. Bugün ne oldu değerli arkadaşlar? Özellikle Türkiye piyasaları kapandıktan sonra dolar TL'de 5.47-94 seviyesine kadar bir yükseliş yaşandı ve bu yükselişin ardından şu anda 4.46-50'ler civarında dengelenmeye çalışan bir seyir hakim. Demek ki arkadaşlar, pivot verilerini yakından takip etmek gerekiyor. Pivot bir denge noktasıdır. Bu denge noktasının üzerinde kalındıkça hangi seviyeye kadar yükseliş olabileceğini bizlere verebiliyor, bu bilgiyi bize verebiliyor. 5.36'nın üzerinde kalınmakla 5.43'ü bize hedef göstermişti. 5.43'ün aşılmasıyla da göstermiş olduğu yeni hedef 5.48'di, 5.47-89'du. Nitekim 5.47-94 seviyesi görülmüş durumda. Arkadaşlar, eğer ki 5.47-89 seviyesinin üzerinde bir kapanış söz konusu olur ise, bu seviye bir destek haline getirilir ise veya burası da aşılır ise bu durumda bu yükseliş nereye kadar devam edebilir sorumuzun cevabı ise bu hafta için 5.55'tir. Bu bir haftalık grafiktir. Bu haftalık grafiğimiz Cuma gününe kadar geçerlidir. Cuma günü itibariyle yeni haftanın değerleri farklı bir şekilde şekillenecektir. Ben de bunları sizlere elbette ki aktaracağım. Şurada görmekte olduğunuz yükselen kanalımız devam etmekte. Şu iki kanal çizgimiz bir kanal bölgesini yansıtıyor ve 5.32 seviyesinde artık net bir desteğin oluştuğunu, orta vadeli bir desteğin oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Fakat 5.44 seviyesini kısa vadeli bir destek olarak takip etmemizde yarar bulunuyor. Kanalın üst bandının 5, şurada görmekte olduğunuz kanal üst bandımızın 5.44 olduğunu görüyoruz. 5.44 seviyesinin üzerine çıkmış durumdayız. Şayet 5.44 seviyesi artık bir destek olarak kısa vadeli olarak takip edilmesi gereken bir noktadır. 5.44 seviyesinin üzerinde kalındıkça yeni bir kanal açılmış olacaktır. Ve bu kanalın hedefi ise birinci kanalın, yani şu iki çizginin oluşturduğu bu kanalın derinliği kadar yeni bir kanal açılmış olacaktır. Ve bu kanalımızın üst bandı olarak ise sevgili arkadaşlar 5.56 seviyesini görmekteyiz. Yani değerli dostlar, 5.44 seviyesi bu ilk kanalımızın üst noktasıydı. Bu noktanın aşılmasıyla yeni bir kanal açılmıştır.
artık önceki kanalımızın üst noktasını bir destek olarak, yani 5.44 seviyesini biz destek olarak kabul ediyoruz. Ve bu destek ötesinde yeni kanalın üst bandı 5.56 olabilir. Bu demek değildir ki 5.56'ya kadar hemen 3 günde çıkılacaktır. Bu seviyeye kadar bir yükseliş hemen olacaktır. Ama bu 5.44 üzerinde kalındıkça nereye kadar yükseliş devam edebilir? Bu hareketliliğin ivmesi nereye kadar, hangi noktaya kadar ulaşabilir sorumuzun yanıtını bize 5.56 adresi olarak verebilmektedir teknik kriterler. Değerli arkadaşlar, şimdi ise günlük grafiğimize bakalım isterseniz. Bugün itibariyle, evet bugün itibariyle gördüğünüz gibi 5.47.94 seviyesi en yüksek değer olarak görülmüş. En düşük değerimiz ise 5.42 seviyesiydi. Bugün gün içerisinde Twitter adresimden yayınlamış olduğum bir grafiğimde de 5.42 seviyesinin ve de 5.43 seviyesinin ayrı ayrı önemlerine dikkat çektim. Şurada görmekte olduğunuz 38.2'ye denk gelen 5.36.68 seviyesi artık önemli bir destek olarak algılandı. Birkaç defa test edildikten sonra yeni bir yukarı atarak yaşanarak bir sonraki Fibonacci direncimize yöneldik. Bir sonraki Fibonacci direncimiz 5.43 seviyesiydi. Nitekim bugün 5.43 seviyesi üzerinde kalmanın başarılmasıyla, dün de 5.43 civarındaki kapanışın gerçekleşmesiyle yeni hedef olarak bir sonraki direncimiz gündemde olacaktı. Bir sonraki direncimiz ise arkadaşlar 5.49.36 idi. Yani şu bölgeydi. Nitekim bugün 5.48 atağı yaşanmak suretiyle burası test edilmiş oldu veya yakınlaşılmış oldu. Şimdi arkadaşlar Fibonacci kriterleri itibariyle de 5.43 seviyesinin önemli bir destek konumunda olduğunu görmekteyiz. 5.44 ve 5.43 aralığını yakından izlememiz gerektiği sonucunu çıkarıyoruz buradan. 5.43'ün aşağısına gelinmemek kaydıyla bir üst olan Fibonacci direncimizin bir üst noktası olan şu bölge, yani 5.50 bölgesinin test edilme olasılığı ciddi şekilde gündemde olabilecek. Şimdi arkadaşlar dolar TL'nin bugünkü kapanışının şu andaki rakamlar dahilinde olduğunu tahmin edelim. Yani gece 24 itibariyle bu rakamlar değişecektir pivot verileri, ama şu anki veriler itibariyle kapanış verisi gibi algılayalım. 5.45.63 seviyesinin pivot seviyesi niteliğinde olduğunu, bu seviye üzerinde kalındıkça yükselişin her an 5.49 ve ardından da 5.51-5.54 seviyelerine kadar devam edebileceğini teknik kriterler olarak tahmin edebiliriz. Yani 5.43-5.44 bölgesine kadar geri çekilmenin normal olabileceğini, bu seviyeler kırılmadıkça yükseliş eğiliminin kısa vadeli olarak devam edebileceğini, ama 5.45-60 seviyesinin üzerinde kalınıyorsa da bu durumda yükselişin biraz daha hızlı ve ivmeli bir şekilde 5.49-5.51-5.55 seviyelerine kadar kademeli olarak devam etme olasılığının ön planda olacağını bir köşeye not almakta fayda var. Sevgili dostlar, 5.50 seviyesinin önemini yakından biliyorsunuz. 5.50 seviyesi biliyorsunuz Ocak ayının ilk 2 günü içerisinde, 2. 3. günü içerisinde Japonya kaynaklı bir gelişme ile şöyle bir atak yaşanmıştı. 5.70'lere kadar bir atak yaşanmıştı ve bu atak sonrasında 5.50'ye yönelik bir geri çekilme olmuştu, ama bu seviye üzerinde kalsam mı kalmasam mı yönünde bir tedirginlik yaşanmış ve ondan sonra 5.16'lara kadar sert ve net bir geri çekilme olmuştu. 5.50 seviyesi çok hızlı bir atakla test edilmişti bu Japonya ile alakalı olan gelişme sebebiyle. Dolayısıyla şu an biraz daha bilinçli ve kararlı adımlarla 5.50 seviyesine yaklaşım söz konusu olduğu için 5.50 seviyesinin psikolojik bir direnç özelliğini de dikkate almak gerekiyor. 5.50 aşılmış gibi 53, 54 belki 55'lere kadar devam edecek hızlı ve ani bir yükseliş olabilir, ama İşte çok tehlikeli bir bölge olarak addediyorum. 5.50'ye yaklaşırken veya 5.50 de aşıldı mesajlarını vermek bakımından işte şu bölgelerde ciddi miktarlarda long pozisyon almış olanların karımızı yeterli gördük şeklindeki bir düşünceyle, bir satış baskısıyla, bir trade adımlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu açıdan 5.50 üzerine net ve kesin bir yerleşme olmadıkça her an ve her saniye bir geri dönüş ihtimalinin gündemde olabileceğini mutlaka ve mutlaka akılda tutmak gerektiğine inanıyorum. Yani dışarıdan veyahut da mevcut problemlerle ilgili herhangi bir iyi haber gelmese bile, herhangi bir olumlu bir haber gelmese bile
sadece ve sadece teknik sebeplerle ve yüklü miktarda long pozisyon taşıyanların bir trade edeyim, bir kar realizasyonu yapayım, bir miktar geri çekilme sonrasında bir tur daha yükseliş adımı atar mıyım şeklindeki stratejilerinin gündemde olabileceğini aklımızda tutmakta yarar olduğu kanaatindeyim. Yani 5.50'nin üzerine bir sıçrama olduğu anda tamam derhal 5.70, 5.80, 6.5'lara gidiyoruz gibi şu anda piyasada bol keseden atanların çok bol olduğu bir ortam diyeyim. Böyle bir tablo içerisinde rehavet içerisinde bulunmamanızı 5.50 üzerinde tabiri yerindeyse gözünüzü ekrandan ayırmaksızın piyasayı izlemenizde yarar olduğunu düşünmekteyim. Arkadaşlar dolar TL ile ilgili tablo böyle. Bir de Viyop cephesine bakalım isterseniz. Viyop cephesi itibariyle ise grafiğimi Viyop grafiğine çeviriyorum. Evet sevgili arkadaşlar, dün itibariyle Viyop ile alakalı olarak vermiş olduğum yorumumda 5.51.39 seviyesinin ilk hedef olabileceğini ifade etmiştim. Nitekim bugün Viyop'un görmüş olduğu, Mart vadeden bahsediyorum tabii ki, Viyop'un görmüş olduğu en yüksek seviye 5.51.78. Arkadaşlar görmekte olduğunuz gibi ister dolar TL bazında olsun, ister Viyop bazında olsun, pivot verileri çok net ve doğru rakamları ifade etmekte. Çok minik rakamlar eksi artı olarak nokta atışı bir şekilde ulaşılabilecek olan direnç veya destek değerlerini tespit edebilmekte. Bunun için mutlaka ve mutlaka analizlerimde pivot seviyeleri olarak vurgulamış olduğum noktaları bir köşeye not almanızda yarar olduğu kanaatindeyim. Evet arkadaşlar, son durum itibariyle 5.50.74 seviyesinden kapandı Mart vadenin kontratları. 5.50.28 seviyesi yarın için bir pivot noktası olarak tespit edilmiş durumda. Yani 5.50.28, kapanışımız 5.50.74. Dolayısıyla pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştiği için denge noktamız yarın da yükseliş eğiliminin ön planda olabileceğini vurgulamakta. Bu durumda ilk olarak 5.52.71 seviyesinin ön planda olabileceğini, bu seviyeye kadar bir yükseliş olabileceğini görüyoruz. Ama ana koşulumuz ne değerli arkadaşlar? 5.50'nin aşağısına gelmemek. 5.52.71 seviyesinin de geçilmesi durumunda bu pozisyonda hangi noktayı dikkate almamız gerekir sorumuza yanıt ise 5.54.21 ve aynı mantıkla 5.56.64 seviyesinin yarın için dikkate alınabilecek değerler olduğunu, bu virajların dönülmesi durumunda her bir virajın ardından bir sonra karşılaşabileceğimiz noktanın ne olabileceğini bu şekilde görmüş bulunuyoruz. 5.52.71, 5.54.21 ve 5.56.64 seviyeleri. 5.50'nin aşağısına gerileme olur ise, bu durumda ise 5.48.78 ve 5.46.35, özellikle 5.46.35 seviyesinin özellikle ifadesini kullanarak dikkat çekmek istiyorum. Bu seviye long pozisyonlar adına önemli bir seviye olarak takip edilmeli. %61.8 Fibonacci direnç bölgemizin aşılma çabası içerisinde olduğunu, bu evre içerisinde olduğumuzu söylüyorum. 5.47 seviyesi bu anlamda önem taşıyor. 5.47 seviyesinin üzerinde kapanışımız 5.47.85 olarak gerçekleşmiş durumda. 5.47.74'ün üzerinde kaldıkça şurada görülen 5.54 ve 5.56 seviyelerinin test edilme ihtimalleri de biraz daha ön plana çıkmış olacaktır. Merkez Bankası bugün ne yaptı konusuna gelince, sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası dün olduğu gibi bugün de Mart ve de Nisan vadelerde herhangi bir short işlemi yapmadı. Çok özür diliyorum. Evet, Mart ve de Nisan vadelerde herhangi bir short işlemi yapmadı. Zira elinde zaten önemli miktarda bulunuyor. Nisan vadede özellikle Merkez Bankası'nın 1.250.000 kontrat civarında short pozisyonu bulunmakta. Bu vade içerisinde piyasanın bu ölçüde dalgalı olduğu bir an içerisinde, ortam içerisinde özellikle ve özellikle Mart ve Nisan vadelerde işlem yapmadı ama Haziran vadede ciddi işlemler yapmakta. Merkez Bankası şu anda piyasayı dengeleyebilmek veya spekülatif hareketleri önleyebilmek bakımından önümüzdeki süreçte doların aşırı bir yükselme eğilimi içerisinde olmayacağı veya doların çok fazla bir potansiyel taşımadığı mesajlarını verebilmek noktasında
2 ay sonraki vadeyi ön plana çıkararak işlem yaptığını fark ediyoruz. Yani Mart ve Nisan'da işlem yapmamış olması bir anlamda şu içinde bulunduğumuz günlerde bir dalgalanma yaşanıyor belki ama asla önümüzdeki 1-2 ay sonra özellikle seçimlerden sonra hedefiniz çok yüksek olmasın, çok ileri seviyelere gitmeyecektir mesajını vermek bakımından bir anlamda Haziran vade üzerindeki baskısını artırmaya çalışıyor. Dün Haziran vadede çok önemli miktarda bir pozisyon açmıştım. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Ben Nisan vadede bugün Merkez Bankası'nın herhangi bir işlem yapmadığını söylemiştim ama 28.800 kontrat, yaklaşık 30.000 kontrat yine işlemi bulunmuş. 1.260.000 kontrat civarında eninde short pozisyonu bulunuyordu. Bu oran yaklaşık 1.300.000 kontrata yaklaşmış durumda. Ancak Mart vadede herhangi bir işlem yapmadı kesinlikle. Evet, Haziran vadeye bakacaktık. Haziran vade itibariyle Merkez Bankası'nın şu ana kadarki toplam kontrat sayısı 862.000 kontrata ulaşmış durumda. Ki Haziran vade henüz yeni açılmış bir vadedir. Çok eski bir süreci bulunmamakta. Bu kadar kısa süre içerisinde 860.000 kontrata ulaşmış olması önemlidir. Ve Nisan vadeyi açmış olduk. Haziran vadeye dönüyorum tekrar. Haziran vade değerli arkadaşlar, bugün itibariyle Haziran vade gördüğünüz üzere bugün itibariyle bir gün içerisinde 185.000 kontrat gibi çok ciddi bir rakamda short pozisyon açmış durumda. Sevgili arkadaşlar, bir günde 185.200.000 kontrat gerçekten çok ciddi bir rakamdır. Bugün itibariyle Merkez Bankası'nın Haziran vadede açmış olduğu kontrat sayısının 200.000 kontrat olması ve Haziran vadede de ciddi şekilde ve hızlı bir şekilde daha doğrusu pozisyon miktarını artırıyor olması dikkate değer bir durumdur. Haziran vade itibariyle Merkez Bankası'nın elindeki kontratlarının maliyetine baktığımız zaman 860.000 kontratı bulunuyor. 5.66.67 maliyeti bulunmakta. Bugün Haziran vadenin hangi uzlaşma fiyatıyla kapandığına bakarsak, evet arkadaşlar, bugün Haziran vadenin kapanış uzlaşma fiyatı 5.71. Arkadaşlar, bu durum şunu göstermekte. Merkez Bankası hem Mart vadede hem Nisan vadede hem de Haziran vadede artık short maliyetlerinin üzerindeki rakamlarla karşı karşıya. Yani short pozisyondan kazanılabilmesi için fiyatların düşmesi gerekiyor biliyorsunuz. Ama Merkez Bankası şu anda maliyetlerinin üzerine çıkan bir tablo ile karşı karşıya olduğu için elindeki pozisyonlar itibariyle artık zarar yazar duruma gelmiştir. Her zaman söylediğim üzere Merkez Bankası dolarla tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. Merkez Bankası'nın bu işlemlerdeki amacı spekülatif hareketleri engelleyebilmek ve piyasaya psikolojik bir baskı unsuru yaratabilmektir. Bu sahada, bu oyunda ben de varım. Eğer bu işin dozunu kaçırırsanız ben çok daha fazla müdahale ederim. İşte gördüğünüz gibi milyonlarca kontrat pozisyon açabiliyorum şeklindeki mesajları vermektir. Ana amacı para kazanmak değildir. Ama Merkez Bankası son 3-4 aylık vadede çok ciddi kazançlar da elde etmiştir. Altılar civarında o bölge, o seviyelerdeyken açmış olduğu yoğun short işlemleri sayesinde bunların vade sonunda kimini 5.25'ten kimini 5.30'dan kapatmak suretiyle çok önemli kazançlar elde etmiştir. Ama Merkez Bankası son 3-4 aylık sürecin ardından bu içinde bulunduğumuz günlerde ilk defa zararlı pozisyona geldi. Çünkü daha önceleri 6 seviyeleri civarlarından açmış olduğu short pozisyonlarının maliyetleri çok uygun durumdayken eli son derece rahattı. Fakat şimdi şu an içinde bulunduğumuz fiyatlar ve rakamlar gereğince Merkez Bankası'nın elinin çok da rahat olmadığını, bir anlamda biraz daha ince eleyip sık dokuyarak adım atabileceğini dikkate almakta yarar bulunuyor. Sevgili arkadaşlar, dolar TL ve Viyop dolar konusunda şu an söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Gece 24'ten sonra mutlak surette yarına yönelik olarak gerek dolar TL'nin gerekse euro dolar ve altın gibi diğer enstrümanlarında yarına yönelik pivot verilerini Twitter adresimden aktarmış olacağım. Twitter adresim @halukcanberk'tir. Analizlerden anında bildirim sahibi olmak, gecikmesiz olarak izleyebilmeyi arzu ediyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen diyerek saygı ve selamlarımla hoşça kalın diyorum.